ayaklarımın uçlarına mayın serpilmiş bir gündü. Yani hapishaneden kaçtığım bir gündü. Zihninin verdiği kağıda şiir yazıyordum. Kuşlar tren yolundan su içiyordu. Ben bu şiiri yazarken önümden tren üstüne tren geçiyordu. Bir ayağım tank olmuştu, bir ayağım papatya. Uzaklardan özgürlük diye bir şey koktu. Göztepe'den bir trene binecektim. Binecektim ama param yoktu. Çaresizdim, umutsuzdum. Karnım gene ekmekle doymuştu. Duvar kenarına bırakılmış kuru bir ekmekle. Düşünüyordum. Düşündüğüm zaman ölüm kol geziyordu. Açlık kol geziyordu. Parasızlık kol geziyordu. Üstüme çöküyordu gecelerin sisi. Kimi şarkılar söyleyerek geçiyordu yanımdan, küfürler ederek kimisi. Herkesin sırtında güzel paltoları vardı. Benimse kış gününde eski bir ceketim. Hem karnım acıkmıştı, hem de üşüyordum. Yollar uzuyordu, şiirler uzuyordu. Açlığın kucağına düşüyordum. Şimdi beklediğim bir kadın var. Bu havada çıkıp da gelmeyecek. Gelse de beni bulamayacak. Biletsiz, beş parasız. Birazdan trene bineceğim. Ve açlığa karşı koymak için 6. tren istasyonunda ineceğim. Altıncı istasyonda ağlasam, bulutlar ıslanacaktı gökyüzünde. Gazeteler öldüğümü yazıyordu. Oysa öldüğümü bile bilmiyordum. Parklarda yattığımı biliyordum. Acıların en kötüsünü, ama en kötüsünü tattığımı biliyordum. Çünkü gözlerim dost elleriyle kör olmuştu. Çünkü gözlerim uzakları seçmiyordu. Çaresizliğim kurşun üstüne kurşun yese de, anladım ki acıya kurşun geçmiyordu. Geçmiyordu.